Demek ki benzer üçgenlerde açılar eşit, kenarlar orantılıdır. Ha, eş üçgenlerde hem açılar eşit, hem de kenarlar eşit. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Şimdiki konumuz eşlik ve benzerlik. Ne oluyor bu eşlik, ne oluyor benzerlik? Birlikte böyle bir değinelim. Bütün iç açıları eşit. Bak, bütün iç açıları eşit. Ve kenar uzunlukları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler denir. Arkadaşlar, benzer üçgenlerin her zaman iç açıları eşittir. Bunu unutmayın. Ha, kenarlar da orantılıdır. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani biz bilgisayar ortamında üçgenimiz eğer şöyle bir şeyse biraz büyütüyorsunuz ya. Açılar değişmiyor. Sadece kenarların oranları değişiyor. Oranı bazen iki katına çıkartırsınız, üç katına çıkartırsınız. Anlaşıldı mı? Kenar uzunlukları da eşit olursa, yani hem açılar eşit hem kenarları eşitse, biz bunu arkadaşlar eş üçgenler diyeceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi bu ABC üçgenimiz, bu DEF üçgenimiz. Demişim ki ABC benzerdir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. DEF'ye ise o zaman A açısı ile D açılar birbirine eşittir. Yani şurasına alfa dersek şurası da alfadır. B açısıyla E açıları birbirine eşittir. Şurası beta ise şurası betadır. C açısı da F açısına eşittir. Şurası teta ise şurası da tetadır. Olay anlaşılıyor mu? Ha, açıların gördüğü kenarlar da orantılıdır. Mesela A açısının gördüğü kenar ne? A. Bölü bu alfanın gördüğü kenar ne? D. A bölü D. Eşittir. Arkadaşlar, üsttekiler hep aynı üçgene aittir. Alttakiler hep aynı üçgene aittir. Yani şimdi burada ilk başta ABC üçgenini DEF'ye oranladık ya. Bir sonrakinde bunu buna oranlamayacaksınız. Hep bu üçgeni bu üçgene oranlayacağız. Yani üsttekiler aynı üçgene ait. Alttakiler aynı üçgene ait. Unutmayalım. Tamam, B'nin karşısında ne var? B kenarı var. Burada beta'nın karşısında ne var? E kenarı var. Eşittir B bölü E. Bitti. Teta'nın karşısında C var. Teta'nın karşısında F var. O da eşittir C bölü F'ye. O da eşittir K'ya. K'ya arkadaşlar benzerlik sabiti denir. Bunu unutmayalım. Ha, eğer buradaki K 1 olursa bu arkadaşlar eş üçgen oluyor. Çünkü kenarların oranları 1 ise bunlar birbirine eşittir. Kenar uzunlukları birbirine eşit olursa biz bunlara ne diyecektik? Eş üçgenler diyecektik. Benzerlik arkadaşlar bu S harfi, yan yazmış S harfine benzer. Ha, eşlikte ise bir de altında bir eşlik görürsünüz. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Demek ki benzer üçgenlerde açılar eşit, kenarlar orantılıdır. Ha, eş üçgenlerde hem açılar eşit, hem de kenarlar eşit. Olay anlaşıldı mı? Hadi bakalım, yolumuza devam. Diyor ki, ABC eşittir DEF'ye. Diyor ki, ise alfa nedir? Benden buradaki alfayı istiyor. ABC eşittir DEF'ye. A açısı D açısına eşit, B açısı E açısına eşit, C açısı F açısına eşit. Ama bakın izleyin. A açısı D açısına eşitse, A açısı 90 ise D açı hangi D açısı? Arkadaşlar DEF üçgenindeki D açısı. Ona dikkat edelim. DEF üçgendeki D açısı. Yani 90 ise şurası 90'dır. Güzel. Burası ne oldu arkadaşlar? Hemen hızlı bir şekilde bulabiliriz. Burası ne oldu? 50 oldu mesela. Şurası ne oldu? 80 oldu. Tamam. Şimdi geldik yolumuza devam etmeye. B açısı. B açısı nedir burada? 40. DEF'deki E açısına eşittir. Şurası da 40. Olay anlaşıldı mı? Tamam, soru bitti. Şurası da arkadaşlar ne oldu? 30 oldu. Tamam, 180 ya. 80. Şurası 100 oldu. Soru bitmiştir. Doğrusal açı toplamları 180'dir. Alfamız buradan ne oldu? 40 oldu. Şıklardan 40'ı bulursun ve işaretlersin. Evet, geldik alttaki sorumuza. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? ABC DEF'ye benzermiş. O zaman A açısı D açısına eşittir. A açısı D açısına eşittir. B açısı E açısına eşit. Ama burada E açısı 3 tane, DEF'deki E açısından bahsediyorum. O da 40'tır. C de F'ye eşittir. C'miz 50 ise demek ki F açısı da 50'dir. Ben burada aslında bir işim yoktu. Burası ne oldu arkadaşlar? 80. Şurası ne oldu? 50. 90, 60 daha burası ne olur? 30 olur. Burası 100 oldu. Doğrusal açıdan soru bitti. Geldik buraya. ABC üçgeni CA'da. CAD üçgenine benzermiş. O zaman A A'ya, B B'ye, A
C'ye, B A'ya, C de D'ye arkadaşlar eşittir açılar olarak. Şimdi bir defa 5, 12'den burası ne oldu? Burası 13 oldu. Güzel. Şimdi A açısı ama A, B, C'deki A açısı yani şunun tamamı C açısına eşitmiş. Yani bu A, D, C'deki A şu açıya eşitmiş. Süper. O zaman şu açının karşısındaki kenar ne? X. X bölü. Şu açının karşısındaki kenar ne? 12 eşittir. Devam edelim. B. B açısı. Noktalı açı diyelim. A, B, C'deki B açısı. A açısına eşitmiş. A, D, C'deki A açısı. A şuraya eşitmiş. Süper. O zaman üsttekiler büyük üçgene aitti. O zaman önce büyük üçgene bakalım. Noktanın karşısında ne var? 13 bölü. Noktanın karşısında ne var? 5. Soru bitmiştir. Hadi bakalım. Buradan x çıkmaz mı arkadaşlar? X'i çok rahatlıkla bulursunuz. A açısı C açısına, B açısı A açısına, C açısı D açısına eşittir. Ama ABC'deki A açısı CA'daki C açısına eşittir dedim. Buradan yola çıktık. Benzerlikten soruyu bitirdim. Geldik bizim bu sorumuza. Şimdi ABC, ABC, DEC. Süper. Bunlar birbirine benzermiş. O zaman A, E'ye, B, D'ye, C de C'ye eşitmiş. Ama hangi C hangi C'ye eşittir? Herhalde anladınız. A açısı demiş ki E açısına. A. B açısı, ABC'deki B açısı, noktalı açı diyelim. D açısına, noktalı açı. C açısı, ABC'deki C açısı. A. Çizgide açımız olsun. E, D, C'deki C açısına eşitmiş. Süper. Sen benden ne istiyorsun? Dur. Şu küçük üçgeni büyük üçgeni ya da üsttekini alttakini oranlayalım. Üste iki çizginin karşısında ne var? 9. Bölü. Altta iki çizginin karşısında ne var? 6. Eşittir. Üste benden AB bölü DE istiyor. Çizginin karşısında ne var? AB. Bölü. Altta çizginin karşısında ne var? DE. Zaten benden bunu istemiyor muydu? AB bölü DE istiyordu. O da 3 bölü 2'dir. Şıklardan 3 bölü 2'yi bulursun ve işaretlersin. Evet arkadaşlar, şimdi sıra bu sorudayız. ABC, DEC'ye eş üçgenlermiş. O zaman eş üçgenlerse hem açıları eşittir hem de arkadaşlar kenarları eşittir. Hatırladık mı? Hadi bakalım. Açılar eşitse A açısı D açısına eşitmiş. A açısı D açısına eşitmiş. B açısı E açısına eşitmiş. Ama ABC'deki B açısı DEC'deki E açısına eşitmiş. O zaman B açısı E açısına eşittir. Zaten C, C'ye eşittir. Doğrudur. X açısından 90'dır. Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi hem açıları eş hem kenarları eş olacak. İzle, izle. Tek çizginin karşısında ne var? 5. O zaman tek çizginin karşısındaki ne olacak? 5 olacak. Toplamı 12 ise buraya ne kaldı? 7 kaldı. Noktalı çizginin karşısındaki 7 ise noktalı çizginin karşısındaki 7 olacak. X ne olur? Hemen hızlı bir şekilde 7'yi basıyorum. Tabii ki 2 olacak. Çünkü noktalı açının karşısındaki kenar AC kenardır. Alt tarafı 5 verdiği için üst tarafa 2 kalır. Zaten X'i istiyordu. Soru bitmiştir. Haydi yolumuza devam. Evet arkadaşlar, biraz önce üçgenlerin benzer olduğunu bize veriyordu. Bu sefer kendimiz üçgenlerin benzer olduğunu bulacağız. Açı 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 benzerliği, kenar açı kenar benzerliği, bir de arkadaşlar kenar 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 benzerliği. Buradan başlayalım. Açı açı benzerliği ne oluyor arkadaşlar? İkişer açıları eşit olan üçgenlere açı açı benzerliğine göre benzerdir demişim. Hocam ikişer açı eşitse o zaman otomatikman üçüncü açılar da eşittir. İki açısı eşit ya. Üçüncüsü otomatikman eşit. Buraya da teta diyelim. Şuraya da teta diyelim. Bana demeyin hocam üçüncü açıları niçin vermemiş? Açı 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 değil miydi? Hayır arkadaşlar. Zaten açı 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 açı. Aynı şey zaten. Dedim ki A açısı A ve D açılar birbirine eşit. Zaten bu eşitlikleri kendisi bize vermiş. Bunlar açı eşitliklerimiz. ABC eşittir. Şeye benzerdir. DEF'ye ve üçüncü açılar da otomatikman birbirine eşittir. Arkadaşlar bu açıların karşısındaki kenarlar oranları birbirine eşittir. A açısının karşısında A kenar olsun. D açısının karşısındaki D kenar olsun. A bölü D eşittir. B bölü E o da eşittir. C bölü F'ye. Soru bitmiştir. Hadi bakalım. Geldik bizim buraya. Diyor ki X nedir? Dur.
Ben şuraya alfa desem, ben şuraya beta desem, alfa artı beta 90 mı? 90 beta, şuraya ne kaldı? Alfa kaldı. Alfa 90, burası ne oldu? Beta oldu. Aa! Üç açısı birbirine eşit. Soru bitmiştir. Beta'nın karşısında ne var? X bölü. Beta'nın karşısında ne var? 3 eşittir. Evet. Devam edelim. Alfa'nın karşısında ne var? 6 bölü. Alfa'nın karşısında ne var? 2. İçler dışlar çarpımı yap. X'i bulursunuz. Hadi bakalım. Geldik buraya. Kenar açı kenar belirti. Benzerliği. İkişer kenarları orantılı. Arkadaşlar kenarların eşit olmasına gerek yok. Orantılı olması yeterlidir. Ve aralarındaki açılar eşit olan üçgenlere kak üçgeni denir. Dörtgen olsaydı kaka olacaktı. Tövbe ya. Üçgen olduğu için kak. Benzerliğine göre benzerdir diyoruz. Haberiniz olsun. İkişer kenarı orantılı olacak. Ve aradaki açı eşit olacak. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Açılar arasında orantılı olmaz. Açılar her zaman eşittir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Evet. C bölü F eşittir. B bölü E. Kenarlar orantılı. Ve aradaki açılar da eşit ise biz ABC benzerdir DEF diyeceğiz. Haberiniz olsun. Ve otomatikmen açıların karşısındaki kenarlar da orantılıdır. Eşittir. A bölü D'dir. Haberiniz olsun. Şimdi geldik bizim bu sorumuza. Bak. Alfa dedim. Açılar eş. Şu üçgenle şu üçgen. Bakalım bir kenarlar da orantılı mı? İzleyin. Kenarları küçükten bir yere doğru giderim. Bu kak özelliğini kullanalım. Önce kenar 4. Araya açıyı yerleştirdim. Sonra bir daha kenar. Alta geçtim. Yani sağdakine geçtim. Hatta 8'de en sona yazalım. Bir sıkıntı değildir. 8'de arkadaşlar en sondaki bizim kenarımız ya. Küçükten bir yere doğru sıralıyoruz. Geldik buraya 6'yı yazdım. Evet 6'yı yazdık. Aradaki açıyı yazdım. 9'u yazdım. En sona da X'i bastım. Şimdi bakın izleyin beni. Bunlar orantılı mı? Bakalım bir orantılı mı? 4 bölü 6 eşit midir 6 bölü 9'a? 2 bölü 3, 2 bölü 3. O zaman ikincisi orantılıdır. Bu da 2 bölü 3 eşittir. İçler dışlar çarpımı yapın. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın bir daha anlatıyorum. Açıları alfa dedim. Baktım açılar eşit. Adam sana bu kolları boşuna vermiyor. Demek kenarlar da orantılıdır. Ama kimi kime oranlayacaksınız? Bakın izleyin. Sağdaki üçgenden başladım. Sağdan başlamak sünnettir. 4, alfa, 6, 8. 4, alfa, 6, 8. Soldakine geçtim. 6, alfa, 9, x. 6, alfa, 9, x. Oranladım. Baktım ki kenarların orantı. Kenarların oranları birbirine eşit. Açılar da zaten birbirine eşit. İşte kenar açı kenar da bağıntısı ortaya çıktı. O zaman dedim ki otomatikman açıların karşısındaki 8 bölü x de bunları eşittir dedim. Ve içler dışlar çarpımından x'i buldu. Geldik en sağdakine. Kenar 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 benzerliği. Arkadaşlar kenar 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 benzerliğinde senden kenarı istemez. Zaten benzerlik var ya açıyı genelde ister. Hadi. Adam demiş ki bütün kenarları orantılı üçgenlere kenar 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 benzerliğine göre benzerdir diyoruz. A bölü D. C bölü F. O da eşittir. B bölü E'ye ise eğer bütün kenarlar birbiriyle orantılı ise ABC benzerdir. DEF diyeceğiz. Ve otomatikmen açılarda birbirine eşit oluyor. Yani A'nın karşısındaki alfa ise D'nin karşısındaki de alfadır. B'nin karşısındaki beta ise E'nin karşısındaki de beta'dır. Evet. C'nin karşısındaki teta ise F'nin karşısındaki de teta'dır. Haberiniz olsun. Soru bitti. Geldik bizim bu sorumuza. Şimdi ben buraya C desem bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Bu küçük üçgen acaba büyük üçgene benzer mi? Ona bakalım bir arkadaşlar. Önce bir küçük üçgene bakalım. Bizden alfayı istiyor. Haberiniz olsun. Küçük üçgende 4, 6, C. Doğru mu arkadaşlar? Bak 4, 6, C. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Kafamıza göre sıralama yapmıyoruz. Büyük üçgene geçtik arkadaşlar. 8, 12, 2C olur mu? 8, 12, 2C. Oranlar 2. Oranlar yani 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2.
Kenar benzerliği var. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın C'ye C dedim. Küçükten büyüğe doğru sağladık. 4, 6, C. 4, 6, C. 8, 12, 2, C. Oranladım. Hepsi eşit oldu. Süper. O zaman ben diyorum ki küçük üçgen, üsttekiler küçüklerdi, alttakilerde büyüklerdi. Küçük üçgende burada 80 belli ya, 6'nın karşısındakiyle 6 ve 12'ler eş ya. Bak gördünüz mü? O zaman 6'nın karşısında 80 varsa 12'nin karşısında da 80 olması lazım. Açıları eşit olacak. O zaman şuraya ne kaldı arkadaşlar? Şuraya 60 kaldı. Çünkü toplamı 80 olacak ya, 12'nin karşısındaki 80 olacak. Şimdi 4'ün karşısında 60 mı var? 4'ün takım arkadaşı kim? 8. Küçük üçgende 4'ün karşısındaki 60 ise büyük üçgende de 8'in karşısındaki 60 olacak. Güzel. Tam soru bitti. 60, 80, 60 daha 140. Şuraya 40 kalır. Soru bitmiştir. Ha, 2C'nin karşısındaki 40 ise C'nin karşısındaki de 40'tır, haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Hadi yolumuza devam. Evet arkadaşlar, hadi bakalım sorularımızı çözelim. Şu açı şu açıya eşitmiş. Benden x'i istiyor. Ben dedim ki şu üstteki açımız bizim ortak açımız olsun, alfa. Şu küçük üçgenle bu büyük üçgen arkadaşlar birbirine benzer mi? Onu arkadaşlar irdeleyeceğim. Şimdi alfa, burası da arkadaşlar teta olsun. Şurası da bizim tetamız olsun. Bakın izle. Alfa, teta, şurası beta. Alfa, teta, şurası beta. Soru bitmiştir. açı benzerliği. Şimdi teta'nın küçük üçgeni büyük üçgene oranlayalım. Süper. Teta'nın karşısında ne var? 5 var bölü. Teta'nın karşısında ne var? 10 eşittir. Beta'nın karşısında ne var? 4 bölü. Beta'nın karşısında ne var? 5 artı x. 2 katı 2 katı 8'den x ne oldu? 3 oldu. Soru bitti. Geldik alttakine. Şu açı şu açıya eşitmiş. Süper. Ben şu alfa alfa diyelim ortaklara. Evet. Şu ortak açıya teta diyelim. Güzel. Diyorum ki kendi kendime şu küçük üçgenden şu büyük üçgen acaba benzer mi? Bakalım. Teta alfa, şurası da beta olsun. Doğru mu? Teta alfa, şurası da betadır, haberiniz olsun. Evet. Olay anlaşıldı mı? Küçük üçgeni büyük üçgene oranladık. Küçük üçgende beta'nın karşısında ne var? 4 bölü. Büyük üçgende beta'nın karşısında ne var? 2 artı x eşittir. Küçük üçgende alfa'nın karşısında ne var? 2 bölü. Büyük üçgende alfa'nın karşısında ne var? 4 var. Bitmiştir. 2 katı 2 katı 8 olması lazım. X 6'dır. Şıklardan 6'yı bulursun ve işaretlersin. Buyurun arkadaşlar. Şimdi buraya alfa diyelim. 90 alfa. Şurası da beta olsun. 90 beta. Şurası da alfa olur. Büyük üçgen şu küçük üçgenden benzerdir. Süper. Şimdi küçük üçgene büyük üçgene oranlayalım. Ya da büyük üçgene küçük üçgene oranlayalım. Sen bilirsin. Üst tarafa küçük diyelim. Alt tarafa da büyük üçgen diyelim. Bu şekilde arkadaşlar bir bölme yapalım. Hadi. Küçük üçgende 90'ın karşısında ne var? X bölü. Büyük üçgende 90'ın karşısında ne var? 8 eşittir. Küçük üçgende beta'nın karşısında ne var? 3 bölü. Büyük üçgende beta'nın karşısında ne var? 6. Dikkat ettin mi? Yarısı yarısı. X buradan 4 çıkar. Şıklardan 4'ü bulursun ve işaretlersin. Buyurun. Bunun popo kısmına alfa dersem, bunun da popo kısmı alfa olur mu? Evet. 2 çizgi alfa toplamı 180. 2 çizgi alfa toplamı 180. Ben bu ortak açıya da teta desem. Bak. Şu üçgeni şu üçgenle benzer mi? Evet. Bakalım benzer mi arkadaşlar? Şu üçgende teta alfa, şurası beta olsun. Şu üçgende teta alfa, şurası betadır. Açı benzerliğinden arkadaşlar. Süper. Hadi bakalım.
Kırmızıyı şeye oranlayalım. Kırmızıyı maviye oranlayalım. Hadi kırmızıda. Beta'nın karşısında ne var? 4 bölü. Mavide beta'nın karşısında ne var? 6 eşittir. Kırmızıda alfa'nın karşısında ne var? X artı 6 bölü. Alfa'nın karşısında. Mavide alfa'nın karşısında ne var? 10. İşler dışlar çarpmaya soru bitmiştir. Buyurun sağdaki sorumuza. Şimdi. Ben buraya x desem. Şurası da x'tir. Güzel. 90 alfa. Şurası beta. 90 beta. Şurası alfa. Şurası beta. Bakın. Açılar benzer. 90'ın karşısındakiler 90'ın karşısındakiler de birbirine eşitse oranlar da eşittir. Oranlar eşitse bunlar eş üçgenler. Eş üçgense bak izle. Alfa'nın karşısında 12 var? Alfa'nın karşısında 12 olur. 5 12. Şurası 13. Şurası 13. Güzel. 12. Burası 5'ti. Evet. 12 13. Şurası 5 olur. Soru bitti. Çevre istiyor. Çevre arkadaşlar şu 13 artı şu 5 artı şu 7 artı şu 12 artı şu 13. Al bunları topla. Ne çıkarsa cevap odur. Geldik alttaki sorumuza. Şuraya alfa desem. Dur. Küçük üçgeni büyük üçgene oranlayacağım. Süper. Küçük üçgende küçükten bir yere doğru yazalım. Şuraya bir şey. 3, 4, 6. Büyük üçgende de en küçüğümüz kim? 6, 8. 6, 8. Hocam 2 katı 2 katı. 12 olur. X'in 12'dir. Buyurun. Geldik bizim bu sorumuza. ABC, CDD. Pardon. ABC, ABC. CDE. Ne de bu? CDE. Bunlar eşkenar üçgenmiş. Süper. 60. 60. Burası 60. Şurası 60. Şurası 60. Dur. Şuraya A diyelim. Ya da bu fazla 60'ları kullanmayalım ya. Yani her tarafta 60 oldu. İşime lazım olan 60'lar kalsın. Zaten buradan 60 olduğunu biliyorum. Evet. Ya var ya kırmızı yazısına hiç yazmayacağım ya. Bu ne ya? Silemiyorum ya. Vallahi sinirliyorum ya. Ben dedim ki şurasına A diyelim, şurasına A diyelim, şurasına A diyelim. Şurası B olsun. Şurası ne olur? A artı B. Şurası ne olur? A artı B. Bak. 60. A artı B A. 60. A. A artı B. Şunu demek istiyorum. Şu üçgende şu üçgen arkadaşlar benzerdir. Bakın 60 A A artı B 60 A özür dilerim. Uzatalım. A artı B. Evet şimdi oldu. 60 A A artı B 60 A A artı B. Baktım. Tamam. Kenar açı kenar açı var ama kenarların oranları da birbirine eşitmiş. O zaman kenarların oranları birbirine eşitse. Bakın. A A artı B. A A artı B. 60'ın karşısında ne var? 2 kök 3. 60'ın karşısında ne var? X. O zaman X neye eşittir? 2 kök 3'e. Şıklardan 2 kök 3'ü bulursun ve işaretlersin. Evet. Ya bu kırmızıyı atayım ya. Vallahi atacağım ya. Bu ne ya? Silemiyorum ya. Bir daha atayım mı arkadaşlar? Mantık bu. Dedim ki A. Burada bizim bir üçgenimiz vardı arkadaşlar. Bu bir eşkenar üçgenmiş. A. Buraya B dedim. Bu bir eşkenar üçgense A artı B, A artı B. Sonra bir şey gözüme çarptı. 60 A, A artı B. 60 A, A artı B. Şu üçgen ile şu altta çizdiğim kırmızı üçgen eş üçgenlerdir. Ama kenar açı kenar benzerliği olan eş üçgenlerdir. Süper.
Oradan yola çıkarak 60'ın karşısında 2 kök 3 var. 60'ın karşısında x var. X 2 kök 3'tür. Soru bitmiştir. Geldik alttaki sorumuza. Şuraya a desem. Şuraya a desem. Şuraya b desem. Bu bir eşkenar üçgenmiş. Şurası b olur. Şurası da a artı b olur. Doğru mu arkadaşlar? Şurası 60 olsun. Güzel. Evet. Bak 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 bak. Şurası da 60 değil midir? Şunu demek istiyorum. Şu üçgen ile hata olmasın. Pardon. 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 Yeni gördüm. Yeni gördüm. Yeni gördüm. Neyi gördünüz hocam? Şunu gördüm arkadaşlar. Şunu gördüm. Şu üçgen bakın 60 A artı B B. Yani şu üçgen ile. Evet. Şu üçgen benzerdir. Şu üçgen ile şu üçgen benzerdir. Nasıl anladınız? 60 B A artı B 60 B A artı B. Kenar açı kenar benzerliği olan iki tane arkadaşlar eş üçgenim var. 60 B A artı B 60 B A artı B. O zaman süper. Bak 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 bak. Kenarların karşısındaki açılar da birbirine eşittir. Şöyle bir şey. 60'ın karşısındakine yani B'nin karşısındakine X dersem şu B'nin karşısındaki de ne olması lazım arkadaşlar? X olması lazım. Güzel. E burası X'e. E şu açımız ne olur arkadaşlar? Tamamı 60'sa buraya 60 eksi X kalır. Üçgen iç açılar toplamı 180'di. Artı X eksi X'i götürdü. 60'sa X'imiz ne oldu? X'imiz 120 oldu. Şıklardan 120'yi bulursun ve işaretlersin. Arkadaşlar ne yaptım? Şurası şurasına, şurası şurasına eşitmiş. A'ya A dedim. Burası B olsun. Eşkenar üçgen olduğu için A artı B. A ise B. A artı B. Dedim ki şu üçgen ile şu üçgen bunlar kenar açı kenar benzerliği vardır. Bir de arkadaşlar bunlar eş üçgenlerdir. Niçin? Tamam doğru kenar açı kenar benzerliği var ama kenarlar oranlar da birbirine eş. Bakın B. Bakın B. A artı B. A artı B. O zaman ben dedim ki ben buraya X desem. B'nin karşısındaki X ise B'nin karşısındaki de X'tir. Tamamı 60 derece ise 60 eksi X kalır. Şu üçgene odaklanalım. Üçgenin iç açıları toplam 180 değil miydi? X buradan ya da alfa buradan 120 çıkar. 120 ışıklardan bulursun ve işaretlersin. Çünkü artı X eksi X'i götür 60'da 120 oldu. Bitti bu arkadaşlar. Hadi bakalım yolumuza devam. Evet arkadaşlar. Temel benzerlikten yolumuza devam edelim. Şimdi DE ile BC birbirine paralel ise ADE benzerdir ABC'ye. Niçin arkadaşlar? Paralellikte biliyorsunuz. Şu açılar birbirine eşittir. Yöndeş açılar. Şurası beta ise şurası beta. Ortak açımız da teta. Arkadaşlar açı 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 benzerliği. Olay anlaşıldı mı? Beta'nın karşısında ne var? AD. Beta'nın karşısında ne var? AB. AD bölü AB eşittir. Alfa'nın karşısında ne var? AE. Alfa'nın karşısında büyük üçgende ne var? AC. O da eşittir. Teta'nın karşısında DE ve büyük üçgende de BC. Bitti bu kadar. Demek açı açı benzerliğinden temel benzerlik aynı şeymiş. Haberiniz olsun. Devam edelim. Bir de ekstradan. Tamam bu doğru. Bu bizim temel benzerlik oranımızdır. Şimdi diyor ki AD bölü DB AD bölü DB eşittir bu bölü buna. Ama bu bölü bu değildir. Yanlış anlamayın. Tamamını küçük üçgeni büyük üçgene oranlamıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar iki doğru birbirine paralel verildiği zaman kolları eşit oranda keser. Şunun şunun oranı, şunun şunun oranına eşittir. Haberiniz olsun. E hadi yolumuza devam edelim. Şimdi birinci notumuzdan devam ediyoruz. D ve E orta noktalarsa hops hops. Bunlar arkadaşlar bizim orta noktalarımızmış. Tamam orta noktalarsa X'e 2X modeli vardır. Zaten temel benzerlikten biliyorum. Şu bölü şu, şu bölü şu. Tamam bunlar birbirine eşitse şurası 1, burası 1 olsun. 1 bölü 2 eşittir. Aşırıya da Y diyelim. X bölü Y'ye. E tamam. X'in karşısında ne var? 1. A burası K ise Y'nin karşısında ne var? 2. A şurası da 2K'dır. Demek ki arkadaşlar iki paralel. Daha doğrusu araya çizdiğimiz doğru parçası diğer tabanı arkadaşlar paralelse ki paralel. Kolları eğer eşlik noktada kesiyorsa
Hem sağdaki kolu hem de soldaki kolu. Arkadaşlar Kaya 2A, 2K modeli vardır. Bunu unutmayın. Tamam edin. Bilmezseniz de olur. Sadece küçük bir nottur. Zaten buradan hepsi ortaya çıkıyor. Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini hatırlıyorum. Ağırlık merkezinden şu köşeye çizdiğiniz arkadaşlar doğru parçası 2K ise alt tabana çizdiğiniz doğru parçası da K oluyordu. Hatırlayalım. Ve arkadaşlar ağırlık merkezi tabanı ortadan ikiye böler. Kenar ortaydır. Hatırladık mı? Yani 2Y'ye Y modeli vardır. 2X'e X modeli vardır. Olay anlaşıldı mı? Şimdi 2 bölü 3 modeli var ya. O zaman şurasına ben 2M dersem şurası da 3M'dir. Haberiniz olsun. Ha, M'ye M diye ayrılır. Onlar da işin teferruatıdır. Olay bu kadar basit ve net. Demek ki ağırlık merkezi verildiği zaman ağırlık merkezi tabii ki alttakine paralel olacak şekilde arkadaşlar. Alttaki doğrumuza paralel, doğru parçamıza paralel. Hani sivri olan köşe 2 birimse tabana olan uzaklık arkadaşlar 1 birimdi. O zaman Y'ye 2Y, X'e 2X bunu unutmayalım. Geldik buraya. Not 3'ümüz arkadaşlar. A bölü B. A bölü B eşittir C bölü D'ye. Olay anlaşıldı mı? Tabii ki bunların hepsi birbirine paralel olacak. Paralelliklerde arkadaşlar bunu unutmayın. Sağ kol ve sol kol eşit oranlarda bölünür. Haberiniz olsun. Ha hocam ben bu A bölü B, C bölü D'yi isterseniz A bölü A artı B, C bölü C artı D de diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Onda bir sıkıntımız yok. Şimdi ben dedim ki A bölü B eşittir C bölü D. O da eşittir. Ben bu X, Y, Z'ye uyarlamak istiyorum. A bölü B eşittir C bölü D'ye. O da eşittir arkadaşlar. Şunların farkı bölü şunların farkı. Tabii ki büyükten küçüğü çıkartalım. Y eksi X bölü Z eksi Y'dir. Haberiniz olsun. Paralel çizgiler kenarları aynı oranda böler. Bunu unutmayalım. Hadi hızlı bir şekilde. Bunlara kalsana basit bir soru da yazayım. Şurası 3x'e, şurası 2x olsun. Tamam. Şu x'i sildim, 4 dedim. Şurasına 8 dedim. Benden aşırıdaki x'i istesin. Hadi x demeyelim buna da. Çünkü x'leri kullanmıştım. Buraya da Mustafa'nın m'si diyelim. Süper. Şimdi arkadaşlar. Hani bu oranı biliriz değil mi? 3 bölü 2 modeli. Ha isterseniz bunu formülden de yapabilirsiniz. Şöyle formülden yapabilirsin. Bir de sana bunu kestirme yolunu da göstereceğim. 3x bölü 2x eşittir. Zaten x'e birbirini götürdü. 8 eksi 4 bölü m eksi 8. Arkadaşlar işler dışlar çarpım yap bana burada m'yi bulamaz mısınız? Ağlasını bulursunuz. Şimdi geldik daha kestirme bir yola. İkimizin x'in farkı ne? 4. Hadi 3x'e 2x demişiz. Keşke daha düzgün bir şey deseydim. Daha güzel olurdu. Dur buradan zaten m'yi bulursunuz. Bunda bir sıkıntımız yok. 3'ün bir katı olan bir değer yazalım. Hocam şurası ne olsun? Hu hu hu. 10 olsun. Benden buradaki m'yi istiyor. Tamam. Aradaki fark ne? 6. Bakın kaç katı? 2 katı. O zaman şu aradaki farkta bunun 2 katı nedir? 4. 4 ekleyin cevap ne oldu? 14 oldu. Bu soruyu bu şekilde de çözebilirsiniz. Haberiniz olsun. Farkını al, farkını al. Kaç katı, kaç katı? Oran orantıdan soruyu çiziyorum. Ne bulduk arkadaşlar? 14 bulduk. Ha orijinalini çözelim. 3 bölü 2 eşittir. 10'dan 4 çıktı. 6 bölü m eksi 10. Evet. Hadi 3'e 3'e böldüm. Burada ne kaldı? 2 kaldı. İşler dışlar çarpımı yaptım. 4 eşittir m eksi 10'dan. Arkadaşlar m ne çıktı? 14 çıktı. Aynı mantıktır. Olay çözüldü. Geldik buraya. Aa temel benzerlik var hocam. Tamam. 6 bölü 6 artı x eşittir 4 bölü 6'ya. İşler dışlar çarpımı yapıp soruyu çözemez misin? Ağlasını çözersiniz. Geldik alttakine. Hu hu hu. Ağırlık merkezi arkadaşlar paralellik de vermiş. Süper. Ben sana demedim mi? 2x'e x, 2y'ye y. Hatırladık mı? Tamam. AB 12'ymiş. AB 12 ise 3x 12'den x ne oldu? 4. He, demek burası 4. Demek ki burası da 8. Toplamı 3y 9 ise y de 3 olur. Ha, 3'e şurası da 6. BC 15'miş. BC 15. Öyle diyor değil mi arkadaşlar? Evet. BC 15. Güzel. Yanlış olmasın. Benden ne istiyorsun? A, D, E'nin çevresini istiyor. Güzel. Ha dersiniz ki hocam 8 bölü ya da 2 bölü 3. Zaten 8 bölü 12 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3 eşittir. DE bölü
15. 3'e 3'e böldüm. 5. İlk kere 5. 10. 5'e 5 yani. Ben D uzunluğunun 10 olduğunu gördüm. Tamam. Çevresini mi istiyorsun? 10, 6, 8. Toplayın. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Ağırlık merkezini gördüm. Hocam paralellik de var. O zaman paralellik varsa sağ koldan sol kol arkadaşlar eşit oranda bölünür. 2x'e x, 2y'ye y, x ve y, yani bunları buldum. Bu uzunlukları bulduktan sonra isterseniz 8 bölü 12 de diyebilirsiniz. 2 bölü 3 de diyebilirsiniz. Hani 2x'e x demiştik ya. 2 bölü 3 eşittir de bölü bc'ye. Hadi yolumuza devam. Evet arkadaşlar, kelebek benzerliğinden yolumuza devam ediyoruz. Dedik ki ABCD'ye paralel. Tamam, süper. Paralelse şu üstteki üçgenle alttaki üçgen birbirine benzerdir. Açı 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 benzerliğinden dolayı nasıl yani hocam? Alfa'ya alfa, iç ters açının özelliklerinden dolayı. Şurası beta'ya paralellikten dolayı şurası beta. Şu ortak açılarımız da teta olsun. Açılar açı 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 benzerliğinden iki üçgen birbirine benzer oldu. Alfanın karşısı ne var? AB. Alfanın karşısı ne var? ED. Bakın AE eşittir ED'ye. Teta'nın karşısı ne var? AB. Teta'nın karşısı ne var? CD. Görüyor musunuz? Zaten diğerleri de beta'nın karşısındaki de beta'nın karşısındakine eşittir dediniz ve soruyu bitirdiniz. Kısacası arkadaşlar, üst taban artı alt taban, işte üst taban bölü alt taban, AE bölü ED, BE bölü CD. Hepsi birbirine eşittir, haberiniz olsun. Hadi geldik buraya. Şimdi ben dedim ki şuraya Mustafa'nın M'si diyelim, şuraya da N diyelim. 3 bölü 5 eşittir M bölü N'ye. Tamam, M 3K'dır, N de 5K'dır. Hatta K'ları kullanmış ya, X'i kullanalım. M 3X'tir. N de 5X'tir. Toplamı BD'miz 24'müş. BD 24 ise 8X 24'ten X 3 çıktı. Tamam, sen benden ne istiyorsun? PB istiyor. 3 kere 5 cevap 15'tir. Şıklardan 15'i bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Biz buna kelebek benzerliği diyoruz. Kelebek kanatlarına benzediği için, ama üst taban, yani üst tabanla alt tabanın birbirine paralel olması lazım. Hadi bakalım yolumuza devam. Dedik ki bu da arkadaşlar bir not olarak yazdım. Ha, bunu bilmezseniz de olur bu formülü. Arkadaşlar görüyor musunuz? Burada bir kelebek benzerliğimiz var. Bakın kelebek benzerliğimiz. Hops hops hops. İki tane de temel benzerliğimiz var. Hangisi arkadaşlar? Biri şu. Evet. Birisi de arkadaşlar şu. Görüyor musunuz? Süper. Demek iki tane temel benzerlik, bir tane de kelebeği görürseniz. Zaten ikisinden yola çıkarak bana bu soruyu çözebilirsiniz. Formüle gerek yok. Ama illa da hocam ben formülü bilmek istiyorum diyorsanız, 1 bölü C eşittir 1 bölü A artı 1 bölü B'dir. Basit bir formüldür, haberiniz olsun. Buyurun. Hadi önce formülden yola çıkarak bu soruyu çözelim. 1 bölü X eşittir 1 bölü 6 artı 1 bölü 3'e. Bana buradan X'i çok rahatlıkla bulursunuz. Arkadaşlar bu 90'ları vermiş ya. Diklikleri kullanmıyoruz ya, yanlış anlamayın. Bunların birbirine paralel olduğunu bize söylüyor. Bunlar birbirine paralelmiş. Tamam, bunlar birbirine paralelse tam bu formülü kullandık. Bizim bunda bir sıkıntımız yok. Hadi bu formülü farz edelim. Bilmiyoruz. Önce kelebekten yola çıkarak. Bakın 3'e 6 ise şurası K'ya, şurası 2K. Doğru değil mi arkadaşlar? Şurada bir kelebeğimiz var. Evet. Kelebekten 3 bölü 6 1'e 2 modeli. K'ya 2K. Ya da M'ye 2M. Olur, sıkıntı değildir. Şimdi geldik bizim bu üçgenimize. 2'nin 3'e oranı eşittir X'in 3'e oranı. Hadi bakalım. X buradan 2 çıktı. Haberiniz olsun. Ha, bir öncekinde de X zaten 2 çıkardı. Geldik bizim bu sorumuza. Hocam alfaya alfa diyelim. Bunlar birbirine paralel. Z harfinin özelliğinden dolayı şurası da alfa oldu. Eşit çıktı. Şurası şurasına eşit. O zaman burası 4 oldu. Temel benzerlikten 6'nın 10'a oranı eşittir.
Hadi bakalım. Alttaki sorumuz. Hocam kelebeği gördüm. Hop. Hop. 3'ün 5'e oranı. 3M'nin 5M'ye oranı. Bitti. E hadi. Fışt bölü fışt. Temel benzerlikten fışt bölü fışt. Soru bitmiştir. X'i istiyoruz ha. Hadi. 9 bölü 9 artı X. Dur. 9 bölü 9 artı X eşittir 3 bölü 5'e. Ah. X'i istiyor. Gerisi sana ait. Geldik buraya. Hu 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 hu. Şu üçgene bakalım. Ha, şurası şurasına eşitmiş. Onu zaten kendisi bize vermiş. Biz buraya M diyelim. Şurası da M olsun. Karışmasın şimdiden. Tamam. Şimdi ben burada arkadaşlar bir tane temel benzerliği gördüm. Nasıl hocam? Bunlar birbirine paralel değil mi? 8'in 12 oranı eşittir 6'nın M'ye oranı. Soru bitmiştir. Hocam 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 18, 2M'den M 9 çıktı. He, burası 9. Şurası 9. Şimdi geldik diğer üçgenimize. D, E, F üçgenine. Arkadaşlar bana buradan temel benzerliği uygulasana. 8 bölü 8 artı X eşittir 4 bölü 9'a. Hocam 2 katı. 2 katı 18 olur. X 10 olur. Haberiniz olsun. Oranını ya da içler dışlar çarpım yap. Soru bitmiştir. Arkadaşlar M'ye M dedim. Önce ABC üçgeninden temel benzerliği uyguladım. 8 bölü 12 6 bölü M'ye. M'yi 9 bulduk. Bu M ile bu M aynı M'lerde. Sen birbirine eşitliği kendisi bize vermiştim. Yine bu kırmızıyla çizdiğim üçgende de temel benzerliği uygulayın. 8 bölü köşeden ilk ne derler? İlk paralele kadar bölü tamamı. Yani 8 bölü 8 artı x eşittir 4 bölü 9'dan soru çıktı. Geldik alttakine. Hu 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 hu. Üst tabandan alt taban birbirine paralel. Burada bir kelebek benzerliği var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi şurası şurasına şurası şurasına eşitmiş. Alt tabandan üst taban birbirine paralelmiş. Yani alt kenarla üst kenar birbirine paralelmiş. E tamam. 2'nin 1'e oranı ya da 1'in 2'ye oranı 5'in 2 katı 10. Orayla işimiz bitti. Şimdi geldik arkadaşlar şurayı görmeye. Evet. Üst kenardan alt kenar yine birbirine paralel. Ama burada da arkadaşlar şunun şuna oranı. Bak. Şunun şuna oranı. Yani 1'e 2. 10'sa 20. Doğru değil mi? Maviyle çizdiğim kelebeğe bakın arkadaşlar. 1'e 2. 10'a 20. E 5 ise x'imiz ne oldu arkadaşlar? X'imiz 15 oldu. Şıklardan 15'i bulursun ve işaretlersin. Kelebek benzerliği arkadaşlar anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. E hadi yolumuza devam. Evet arkadaşlar şimdi geldik artık son noktamıza. Alanlarla ilişkisine benzerlik katsayısının. Şimdi arkadaşlar ABC DEF'ye benzer olsun dedim. A bölü D zaten biliyorsunuz arkadaşlar eşit açıların karşısındaki kenarlar oranları birbirine eşittir. A açısının karşısındaki kenar A, D açısının karşısındaki kenar D olsun. A bölü D eşittir. İşte buraya B dersem, buraya E dersem, B bölü E, o da eşittir. Şurası C olsun, şurası F olsun, o da eşittir. C bölü F'ye dedik. O ayrı. Ben sadece birini aldım. Zaten birbirine eşit zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda yardımcı elemanların oranları da birbirine eşittir. Mesela A açısından çıkan yükseklik ile D açısından çıkan yükseklikler oranları da birbirine eşittir. O da eşittir. Açı ortaylar oranları da eşittir. O da eşittir. Kenar ortaylar da oranları da eşittir. O da eşittir. Çevreler oranları. ABC ile DF'nin çevreleri oranları da birbirine eşittir. O da eşittir. İç teğet çemberin yarı çapları oranları. O da eşittir. Dış çevre çemberin
İşte yarıçapları oranlarına da eşittir. Bunların hepsi arkadaşlar birbirine eşittir diyoruz. Ve hepsi de benzerlik katsayısını veriyor. Hocam burada niçin alanı katmadık? Arkadaşlar alanı niçin katmadık biliyor musunuz? Alanlar tek bir yardımcı elemandan oluşmaz. Alan taban çarpı yükseklik. İki tane yardımcı elemana ihtiyacımız var. Ondan dolayı sanki yani şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. A bölü D işte A bölü D o da eşittir H. A bölü H değildi ya. Bunları çarpmam lazım. Çünkü biliyorsunuz kenar çarpı yükseklik bölü 2. Kenar çarpı yükseklik bölü 2. Ondan dolayı iki tane K'nın çarpımı ne olur? K kare olur. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Tamam. Kenarlar oranı, yüksekler oranı, işte açıortaylar oranı, çevreler oranı, içte çemberin yarıçapları oranı, çevrel çemberin yarıçapları oranı hepsi arkadaşlar benzerlik katsayısını bana verir. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama alanlar çok farklı. Alanlar ise arkadaşlar benzerlik biliyorsunuz katsayısının karesine eşittir. Bunu unutmayın. Karesi o çok farklı bir şeydir. O farklı bir kulvarda yarışır. Haberiniz olsun. Hadi geldik bizim bu sorumuza. ABCDEF'ye ABCDEF'ye benzermiş. Tamam. Buradan B'den yükseklik E'den. Zaten B'den E arkadaşlar eş açılardır. Süper. O zaman eş açıların yardımcı elemanları hepsi birbirine eşittir. Oranları tabii ki. Oranları birbirine eşittir. Ve hepsi de benzerlik katsayısını verir. Süper. O zaman bizim benzerlik katsayımız 5 bölü 3'tür. Çünkü yükseklik çizimimiz sıkıntı yok. Kenar ortaya da verilebilir, açı ortaya da verilebilir, çevreler de verilebilir. Hepsi birbirine eşittir. Güzel. Kenar ortaylar oranları isteniyor. Sıkıntı değil ki. A ile D eş mi? Eş. Süper. O da 5 bölü 3'tür. Çevre ABC, DEF. Evet onlar da eşittir. Hani çevreler oranları da birbirine eşitti ya. Geldik buraya. DEF. Adam ABC bölü DF demiş. Yani ABC DF'ye eşittir. Bu da sağdan sola gitmiş. Tersten gitmiş. Süper. Alanlar oranı benzerliğimiz normalde 5 bölü 3 ama ABC'nin DF'ye benzerliği. Bu ne demiş? Tam tersini vermiş. O da 3 bölü 5 ama karesini alacaksınız. Benzerlik oranının benzerlik katsayısının karesidir. Haberiniz olsun. Hadi. O da 9 bölü 25'tir. Bitmiştir. NC bölü NF. C. Şuranın açısı F. Diğerinin açısı. Süper. O zaman bu da arkadaşlar 3 bölü 5'tir. Haberiniz olsun. Bakın önemli bir kural. Dedik ki benzerlik katsayısı zaten bellidir. ABC de EF'ye zaten kendisi benzer demiş. Demese bile biz onu zaten görürüz. Mesela burada gördüğünüz gibi arkadaşlar birbirine paralel. Birbirine paralelse bunlar birbirine benzerdir zaten. Anlatabiliyor muyum? Demek ki benzerlik katsayısı eşittir. İşte kenarları oranı, işte açıortayları oranı, çevreler oranı, iç teğet çember, dış teğet çemberin yarıçapları oranı hepsi birbirine eşitken alan karesidir. Bunu unutmayın. Özellikle vurgu yapıyorum. Devam edelim. Geldik buraya. Şimdi. Önce bir benzerlik katsayısını bulalım. Benzerlik katsayısı arkadaşlar ADE ABC'ye benzerdir şu paralellikten dolayı. Paralellikten dolayı arkadaşlar bunlar birbirine benzer. Niçin? Açılar eşit. Görüyor musunuz? Yöndeş. Beta, beta. Şurası da teta olsun. açı benzerliği. ADE ABC'ye benzerdir. O zaman benzerlik katsayımız ne olur arkadaşlar? Çevresi verilmiş ADE ABC. 20 bölü 35'tir. Bölme yaptığınız zaman olay biter zaten. 5'e 5'e bölelim. 4 bölü 7 mi çıktı arkadaşlar? Evet bu bizim benzerlik katsayımız. Benden ne istiyorsun? S'i istiyorsun. Alanı istiyor. Arkadaşlar alanlar oranı benzerlik katsayısının karesiydi. O zaman S bölü S artı 33. S bölü S artı 33 eşittir. Karesini al. Karesini al. O da 16 bölü 49'dur. Süper. S 16'dır işte belli. S 16 olsa 16, 16, 33 daha 49 bitti. Geldik alttakine. Şimdi arkadaşlar. Evet. Birbirine paralel demiş. Bunlar birbirine paralelmiş. Bunlar birbirine paralelse arkadaşlar. A, D, E ile A, C, B birbirine benzerdir. O zaman benzerse benzerlik katsayısı belli zaten. 5 bölü 8'dir. 5 bölü 8. Arkadaşlar bu A'dan çizdiğiniz doğru parçasını önemli değildir. Yeri hiç önemi yoktur. Oradan, sağdan, soldan çizin. Benzerlik katsayısı. Buradaki benzerlik katsayısı ile buradaki benzerlik katsayıları aynı katsayılardır. Haberiniz olsun. 5 bölü 8 oldu. Tamam. O zaman alanları benden sen ne istiyorsun?
Dur. Şuranın alanına S1 diyelim. Şuranın alanına S2 diyelim. Adam S1 bölü S2 istiyor. Tamam. S1 bölü S2 eşittir soru işareti. Tamam da S1 bölü S1 artı S2. S1 bölü S1 artı S2 eşittir. Alanlar oranı. Benzer üçgenlerin alanlar oranı. Benzerlik katsayısının karesiydi. Yani 5 bölü 8'in karesi ne olur? 25 bölü 64. İçler dışlar çarpımı yapalım. Hadi bakalım. 64 S1 eşittir 25 S1 artı 25 S2. Güzel. 25 S1'i bu tarafa atalım. Kaç oldu arkadaşlar? 39 mu oldu? Evet. 39 S1 eşittir 25 S2'ye. Adam S1 bölü S2 istiyordu. 25 bölü 39'dur. Hata olmasın. 39'a 25 ekleyin. 44. Evet 64. Güzel. Mantık bu arkadaşlar. E hadi biraz da soru çözelim. Evet arkadaşlar şimdi seri sorularımıza geçiş yapalım. Buyurun. Birinci sorudan başlayalım. Baktım ki DE BC'ye paralel. Paralelse arkadaşlar burada bir benzerlik vardır. ADE benzerdir ABC'ye. O zaman ben diyorum ki alanları oranı benzerlik katsayısının karesine eşittir. E hadi. 18 bölü 18 artı A eşittir 6 bölü 8'in karesine. 6 bölü 8'in karesine. 3 bölü 4'ün karesini al. İçler dışlar çarpımı yap. A'yı bul. Soru bitmiştir. Geldik alttakine. Dur. Evet. Hu. 90'sa bunlar birbirine paraleldir. Çünkü hem bunu dik kesmiş hem de alttakini dik kesmişse. Evet bunlar birbirine paralel. Paralelse yine alanlardan bahsediyor. Alanları oranı benzerlik katsayısının karesine eşittir. Yani şu üçgen ile ADE ile ABC birbirine benzerdir. O zaman eğer ADE 16 ise alttaki dörtgenin de 33 olduğunu biliyorum. 16 bölü 49. 16 bölü 49 eşittir K kare. Doğru mu? Benzerlik katsayısının karesine. O zaman K ne çıktı? 4 bölü 7 çıktı. Süper. 4 bölü 7 ise semenden ne istiyorsun? H1 bölü H2. Ha. Bir de arkadaşlar benzerlik katsayısı dedim ya yardımcı elemanların da oranına eşittir. Benzer üçgenlerde. O zaman H1 bölü H1 artı H2 eşittir. 4 bölü 7'den. H1 bölü H1 artı H2. H1 4 ise H2 3 olur. Cevap da 4 bölü 3'tür. Şıklardan 4 bölü 3'ü bulursun ve işaretlersin. Bakın bir daha anlatıyorum. Bunlar benzer zaten. Belli. ADE ile ABC birbirine benzer üçgenlerdir. Benzer üçgenlerde alanlar oranı benzerlik katsayısının karesine eşittir. Tamam. Alanlar oranı 16 bölü her ikisinin toplamı 16 üstteki ABC'ninki de ikisinin toplamı 49. 16 bölü 49 K kareden K 7 bölü 4 bölü 7 çıktı. Tamam. Benzerlik katsayıları hem kenarları oranına, hem yüksekler oranına, hem arkadaşlar açıortay, hem çevre, hem içte çemberin yarıçapları oranına, çevrel çemberin yarıçapları oranına hepsi birine eşitti ya. O zaman ben dedim ki H1 bölü H1 artı H2 eşittir bu. H1 4 ise H2 3 olur. Soru bitmiştir. Buyurun. Geldik buraya. Kenar açı kenar benzerliği. Kenar açı kenar benzerliği. Arkadaşlar açımız belli. Bu ortak açı ADE ile ABC'yi düşünelim. Şimdi 4'ün 8'e oranı, 6'nın 12'ye oranı. Benzerlik katsayısı arkadaşlar 1 bölü 2 çıktı. Benzerlik katsayısı 1 bölü 2. Evet bakın 6'nın 12'ye oranı, 4'ün 8'e oranı. Benzerlik katsayısı 1 bölü 2. Sen benden ne istiyorsun? AF, aynı zamanda açı ortayın da arkadaşlar... Yani benzer üçgenlerin dedim ya yarıklı elemanlar oranları da birbirine eşittir. Bu açıortay olduğuna göre o da eşittir. Şuraya arkadaşlar N1 diyelim. Şuraya N2 diyelim. N1 bölü N1 artı N2. Süper. N1 bölü N1 artı N2. N1 eğer 1 ise N2'miz de 1 olmalı ki 1 bölü 2 oranını yakalayalım. Süper. O zaman bunların oranı arkadaşlar 1'dir. Çünkü benden AF bölü FG istiyor. 1 bölü 2 ise 1 ise 1 olur. Birbirine eşit oldu. Geldik alttakine. Şimdi AD alan DEC. Şuranın alanına eğer ben A dersem
Bu dörtgen alanı 7'ymiş. Ben neyi biliyorum? Alanlar oranı benzerlik katsayısının karesine eşittir. Dur. Bu bizim ortak açımız. Alfa olsun. Alfa 90. O zaman şurası beta ise, kusura bakmayın da şurası da betadır. Güzel. Şimdi dedim ki benzerlik katsayısını önce bulalım. Benzerlik katsayısı arkadaşlar, bakın izleyin. Beta'nın karşısında ne var? Küçük üçgeni büyük üçgeni oranlayalım. Hocam beta'nın karşısında 4 var. 4 bölü büyük üçgende beta'nın karşısında ne var? X'in karesi eşittir alanlar oranı. A bölü 8A'ya. Soru bitmiştir. A'lar birbirini götürdü. Karesini al. İçler dışarı çarpmaya. X kareyi bulursunuz. Kök içine al. X'de bulursun. Soru bitti. Bundan sonra sana ait arkadaşlar. Şu A'lar birbirini götürdü burada. 1 kaldı. Güzel. 16 bölü x kare eşittir 1 bölü 8'den. X kare 8 çarpı 16'dan kök içine alın. 8 kök 2 bitmiştir. Devam edelim. Geldik üstteki sorumuza. Bu ortak açımız. Büyük küçük üçgenden büyük üçgen ortak açısı. Buraya alfa diyelim arkadaşlar. Alfa noktalı açı şurası beta. Alfa noktalı açı şurası beta. Açı benzerliği. Süper. Şimdi önce bir benzerlik katsayısını bulalım. Şimdi noktalı açının karşısında ne var? Küçük üçgende 8 bölü. Noktalı açının karşısında ne var? 4 artı x'in karesi eşittir alanlar oranına. Yani 16 bölü 36'ya. Kök içine al. Süper. Şu kare gitti. Kök içine aldım. 4'e 6 oldu. İçler dışlar çarpımı yap. X'i bul. Soru bitmiştir. Bu bir dikdörtgenmiş. Şurası 90. Arkadaşlar şurası, yani şöyle ADE katlanmış. Görüyor musunuz? Katlanmış ise şurası 90 ise otomatikman şurası 90. 5 ise 5. 15 ise 15 olur. Doğru mudur? Evet. Şimdi üstteki üçgende şurası 90. Zaten şurası 90. Şuraya alfa desem, şuraya beta desem. 90 alfa beta. Alfa artı beta 90'dır. 90 alfa, şurası beta, şurası da otomatikten alfa olur. Soru bitti. Arkadaşlar ne istiyor? Taralı alanlar oranı. Alanlar oranı benzerlik katsayısının karesine eşittir. Benzerlik katsayısı belli. 5 bölü 15. Benzerlik katsayısı bu. Evet, 90'ın karşısındaki 90'ın karşısındaki, yani 1 bölü 3. Karesi de 1 bölü 9'dur. Soru bitmiştir. Geldik sağdakine. Şimdi 5K ise, şuraya 5K diyelim. Paralel kenar demiş arkadaşlar. Burada bir kelebek modelimiz var. Gördünüz mü? Hop. Evet. O zaman 5'e 3. 5 bölü 3. O zaman ben buraya 5M 5'e 3 diyorum. Şurası 5M'e şurası 3M'dir. Güzel. O zaman ben dedim ki kendi kendime şurası da 5 T'ye şurası da 3T olur. Katsayılarını, yani o bilmeyenleri değiştirelim. Çünkü 5M 3M ise 3M 5M diyemezsin tabii ki. T'ye T dedik. 5'in karşısında 50 var. 10 katı. O zaman burası 30 olur. Doğru mu arkadaşlar? Evet. 5'in karşısında 30 var. Yükseklikleri eşit ya şu üçgenin, şu üçgenin. 6 katı şurası 18 olur. Güzel. Baktım paralel kenarın yarısı 80. O zaman alt tarafta 80 olacak. Taralı alanı istiyor. Taralı alan 80 eksi 18'den 62 mi oldu? Şıklardan 62'yi bulursun ve işaretlersin. Ne yaptım arkadaşlar? Kelebekten 5'e 3 modeli var. Oranı var daha doğrusu. 5T'ye 3T, 5M'ye 3M. Güzel. Baktım 5'in karşısında 50 var. Şu üçgenden şu üçgen arkadaşlar. Biliyorsunuz katsayılar oranı alanlar oranı eşittir. Yani oran orantı gibi düşünelim. 10 katı 30 olur. 6 katı 18 olur. Yarısı 80 ise diğer yarısı da 80'dir. Soru bitmiştir. Geldik alttakine. Bak. ABC'de kare ise taralı alanı istiyor. Şimdi kare ise 8 ise 8. Şurası da 8. Şimdi arkadaşlar kelebeği yine gördüm. Şu kelebekte neyi görüyorum? 6 bölü 8 oranı var. Güzel. Yani 3K'ya 4K. Süper. O zaman ben dedim ki şurası 3A ise şurası da 4A'dır. Tamam da ben sana ADN alanını bulurum. 7A neye eşittir? 7A eşittir 6 çarpı 8 bölü 2'den. 6 çarpı 8 bölü 2'den. Soru bitmiştir.
Benden 3 ayı istiyorsun. Önce buradan bana bir ayı bul. 2'ye 2'ye böldüm. 24. 24 bölü 7. 3 ayı istiyor. 3'ten çarp 72 bölü 7 mi oluyor? Şıklardan 72 bölü 7'yi bulup işaretlersiniz. Ne yaptım? Kelebeği gördüm. 6 bölü 8 benzerlik katsayımız. Benzerlik oranımız 6 bölü 8'miş arkadaşlar. Yani 3 bölü 4. 3 kaya 4 ka. O zaman şu üçgenle şu üçgen arkadaşlar biliyorsunuz alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. 3K 3 A ise 4K 4A'dır. Bitti. 7A 6 çarpı 8 bölü 2'den A'yı bul. Benden 3 A'yı istiyordu. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun arkadaşlar. Benzerliği bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi bundan sonra arkadaşlar üçgenleri daha doğrusu bitirmiş olduk. Bundan sonra üçgenlerle alakalı soru çözümleri yapacağım. Full 3-4 tane sadece üçgenlerin olduğu soru çözüm yapıp sonra artık yavaş yavaş yeni konulara yelkenlerimizi açacağız. Hadi bakalım. Şimdilik arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere.